Merhaba sevgili HeadMath izleyicileri. Bugün sizlere EvCam IP güvenlik kamerasını tanıtacağım. Evde neler oluyor? Evimi nasıl gözlemleyebilirim ve her şeyin yolunda olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Bunun için biraz araştırma yapayım dedim. Ama işin içinden bir türlü çıkamadım. Network bilgisi olmayan birisinin bu işi başarabilmesi çok zor. Mesela sen. Eğer network bilgin yoksa evini dünyanın dört bir yanından izlemek istiyorsan birçok sorunla karşı karşıya kalacaksın. İşte onlar neler? Birinci maddemiz, eğer internetin upload hızı düşük derecedeyse maalesef görüntü kalitesini çok iyi şekilde yakalayamayacaksın. Hele ki evde 4-5 kamera varsa görüntü kalitesi çok kötü olacak. İkinci maddemiz, static IP hizmeti almalısın. Ama bunun dezavantajlarını da göz önünde bulundurman gerekiyor. Eğer static IP alırsan kamera sorunun çözülebilir ama dezavantaj olarak başına birçok şey açılabilir. Üçüncü maddemiz, cihaza Ethernet kablosu çekeceksin. Ortalığı delip oradan buradan kablo sarkıtıp ortalığı mahvedeceksin. Hele ki hanım bunu duyarsa yandın. Dördüncü maddemiz, modem ile iç ve dış portlarını açarak DVR cihazına bağlamak zorundasın. DVR cihazına static IP hizmeti verip ardından ana internet IP'ni tekrardan static yapman lazım. Ivır zıvır şeylerle uğraşacaksın. Hatta bunlarla kafayı bile yiyebilirsin. Beşinci maddemiz, bir DVR cihazı alacaksın. DVR cihazında işte hard disk doldu mu, hard disk mi arızalandı, niye kayıt yapmıyor gibi abuk subuk şeylerle uğraşacaksın. Altıncı maddemiz, kameralar alacaksın. Aldığın kameraları yerleştirdiğinde duvarı deleceksin. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Oradan odana kadar kablo çekeceksin. Odan uzaksa 50 metre, 100 metre kablolarla boğuşacaksın. Hele ki bu kabloyu nereden geçireceksin? Bu gibi delice çılgın şeylerle uğraşacaksın. Hele ki ev halkı buna müsaade etmeyecek. Hadi ofis olsa neyse. Yedinci maddemiz, kablo karmaşası. Duvarları delip deşmen yüzünden başın ağrıyacak. Hele ki kiracıysan yandın diyebilirim. 8. Elektrik faturanda az da olsa bir miktar da olsa katkıda bulunacak ve bu yüzden faturan şişebilir. 9. maddemiz, uzaktan izlemek için uğraşacaksın ama ufak bir pürüzde sorununu çözemeyeceksin ve uzaktan izlemek senin için çok sıkıntı olacak. Hele ki uzaktan izleyeceğin portallar, yok Internet Explorer üzerinden izleme şartın var, yok işte VLC Player üzerinden IP yazıp da RTM bilgilerini girip de izleme şansın var gibi abuk subuk şeylerle uğraşacaksın. 10. Cihazın arızalandığında hard disk'teki verilerin gidecek. Hard diskin bozulursa verilerin yine gidecek. Eve hırsız girdi, DVR cihazını çalıp götürdü. Ne yapacaksın? Her şey hırsızla beraber gitti. Ama bu gibi gereksiz şeylerle uğraşarak hem kendini yorma hem de bizleri yorma. Bir tane kamera koyacağım diye yok static IP'dir, yok porttur, yok kablodur, yok duvarı deleceğim dedi, yok odur, yok budur, yok işte HD olacak mı, yok telefondan izleyebilecek miyim falan filan hiç uğraşmanıza değmez. Benim için, yani Türk erkeği için cihazı alıp fişe takıp çalıştırabileceğim ve kullanılması kolay bir ürüne ihtiyacım var. Evet, tam da olay bu. Cihazı alacağım, fişe takacağım, telefonumdan yöneteceğim. Bitti. Peki bunu kim yapabilir? Tam da burada EvCam devreye gidiyor. EvCam diyor ki bana internet ve elektriği ver, gerisine karışma arkadaş diyor. EvCam akıllı IP kamera olarak geçmektedir. Sizler hiçbir şekilde port, IP, dinamik DNS gibi ayarlamalar yapmadan her şeyi tek başına EvCam hallediyor. Yani hiçbir bilgi bilmezseniz bile, hiçbir bilginiz olmasa bile rahatlıkla EvCam'ı kullanabilir ve kurabilirsiniz. Bunlar yeni nesil cihazlar oldukları için port, IP ve benzeri gibi hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Her şeyi kendisi kolaylıkla yaklaşık bir dakika içinde otomatikle halledebiliyor. Kolay kurulumuyla ön plana çıkan EvCam'ı tüm yaş aralığındaki insanlar kolaylıkla kurabilir. Teknolojiyle ilgilenmeyen bir adam bile EvCam'ı rahatlıkla kurarak evini veya ofisini hemen izleyebilir. Bu arada üyeliğinizi oluşturmadan önce distribütör firma ile iletişime geçerseniz 1 aylık ücretsiz bulut kayıt promosyonunu hesabınıza tanımlıyorlar. Bu çok güzel bir özellik, mutlaka deneyin. Kurulum için iVideon uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Hem iOS hem de Android platformunda bu uygulamayı rahatlıkla bulabilirsiniz. iVideon uygulamasını indir, cihazınıza kurun. Ardından hemen bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra yeni bir kamera ekle demeniz gerekiyor. Yeni bir kamera ekle dedikten sonra karşınıza çıkan listeden EvCam'ı seçin. EvCam'ı seçtikten sonra kameranıza ilk baş bir isim vermelisiniz. Örnek veriyorum, salondaki kamera veya mutfaktaki kamera.
Bu gibi isminizi verdikten sonra internet bağlantı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Hangi Wi-Fi ağını kullanıyorsanız odadan Wi-Fi ağınızı seçin ve Wi-Fi şifrenizi yazın. Bu bilgileri QR kodla kameranıza göndereceği için bu bilgileri burada doğru girmeniz gerekiyor. Wi-Fi adı ve Wi-Fi şifrenizi doğru girdikten sonra devam butonuna basın. Devam butonuna bastıktan sonra hemen telefonunuzun ekranında bir kare kod belirleyecek. Bu kare kodu ev hökeme okutmanız gerekiyor. Ev hökem bu sırada hemen prizde olacak. Açıldığında hemen telefonunuzun ekranını ev hökeme okutmalısınız. Bu şekilde ev hökemden gelen uyarı sesiyle birlikte kurulumunuz tamamlanmış olacak. Artık kameranız hazır. Geriye sadece kameranızı konumlandırmanız kalıyor. Gördüğünüz gibi IP'dir, port'tur, dinamik DNS'tir ve benzeri bütün her şeyi ev hökem hemen çözdü. Yani senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Ev hökem bulut hizmetine bağlı. Sen de bulut hizmetine bağlanıp oradan ev hökemi kontrol edebilir veya oradaki dataları çekebilirsin. Sistem bu şekilde işliyor. Ev hökem 720p 25 fps görüntü kalitesiyle 120 derece görüş açısıyla hem gece hem de gündüz çok iyi bir görüntü performansı sunuyor. Geceleri hatta zifiri karanlıkta bile ortalığı çok net şekilde görebiliyor ve odanıza veya ofisinize giren kişiyi rahatlıkla tanıyabiliyorsunuz. Aynı şekilde 720p kalitesinde olması sizin için çok güzel bir özellik. Ev hökemin bir diğer özelliği ise birebir iletişimi ön planda tutuyor. Eğer ev hökem benim odamdaysa, odama giren birisini gördüğümde hemen telefonumdan butonuma basıp konuştuğumda ev hökemin arkasındaki hoparlörden o sesi etrafta duyabiliyorsunuz. Yani odama giren bir kişiyle hemen orada sesli şekilde iletişime girmiş olabiliyorum. Burada bir gecikme söz konusu yok. Hani ben sesimi söyledikten işte 1-2 dakika sonra çıkıyor gibi bir şey yok. Sadece 5-10 saniyelik bir gecikme oluyor. Bunlar da görülmeyecek kadar bir gecikme. Hatta şu anda abartıyor da olabilirim. Ama ben birebir şekilde hemen odama giren kişiyle rahatlıkla konuşabildim. Ev hökem akıllı bant genişliği denen bir teknolojiyi kullanıyor. İlk kuruluşundan birkaç saat süresince kablosuz ağınızın ve internet hızınızın performansını algılıyor. Buna göre kendi ayarlığını yapıp size en iyi performansı sunuyor. Eğer odada bir hareket veya ses yoksa ya da siz kameranızı uzaktan izlemiyorsanız bir upload söz konusu değildir. Ama kameranın önünde bir hareket veya ses varsa ya da uzaktan kameranızı izliyorsanız upload yapıyor. Ve kamera başına yaklaşık 500 kilobit upload kullanıyor. İnternet upload hızınızın yettiği kadar adette ev hökem kullanabilirsiniz. Ev hökemin size özel olarak sunduğu ayrıcalıklar var. Peki bunlar neler? Hemen sırasıyla bakalım. 1. Gece ve gündüz özelliğiyle kesintisiz şekilde evinizi veya ofisinizi izleyebiliyorsunuz. İster gece olsun, ister gündüz olsun hiçbir fark olmadan rahat bir şekilde ve net bir şekilde görüntüyü elde edebiliyorsunuz. 2. Kameranızın üzerindeki dahili hoparlör sayesinde bulunduğunuz ortamla birebir iletişim kurabiliyorsunuz. 3. Düşük internet hızlarında bile çok iyi performans vermesi. 4. Push bildirimleri sayesinde bir hareket algılandı veya bir ses algılandı diyerek hemen odanızda neler olup bittiğini veya ofisinizde neler olup bittiğini anlık olarak izleyebiliyorsun ve olay olarak kayıt edilebiliyor. Yani benim odama birisi girdiğinde hemen sesi veya görüntüyü algıladığında otomatikle bana bir bildirim geliyor. İster telefon, ister de tablet. Bu gelen bildirimle beraber hemen odada nelerin olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. 5. Düşük güç tüketimiyle elektrik faturanızı şişirmemiş oluyorsunuz. Sadece 5 voltluk bir adaptör ve maksimum 2.3 wattlık bir elektrik. Başka hiçbir şey değil. 6. 10 saniyelik bir olay videoları ile yaşanan olayları görebiliyorsunuz. Benim için sadece odamın 7/24 kaydı önemli değil. Benim için önemli olan odama kimin girip çıktığı. Olay videoları da burada sadece kimin çıkıp gittiğini 10 saniyelik olarak kaydediyor ve olaylar kısmında saat ve tarih olarak bunu bana belirtiyor. Hatta oradaki buluttaki arşivden istediğim zaman onu elde edebiliyorum. 7. Kendi hesabınızı kullanarak istediğiniz kadar cihazda kameranıza erişebilirsiniz. iPhone, iPad, Windows, Mac ve benzeri bütün platformlarla kameranıza rahatlıkla erişebilirsiniz. Aynı hesabı kullanarak tüm aile fertleri kameraya erişebilir. Kamerayı o anda 3 kişi izliyor bile olsa herkes aynı görüntü ve ses kalitesini alacaktır. 8. Ev hökemi diğer IP kameralardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de bu. 2 farklı kullanıcı hesabıyla kameranızı paylaşabilirsiniz. Ve bu paylaşımlara çeşitli yetkiler verebilirsiniz. İsterse sadece kamerayı izlesin ya da sadece kayıtlara erişsin diye yetkiler tanımlayabiliyorsunuz. 9. Bulut desteği sayesinde kameranızı dünyanın dört bir ucundan hatta nerede internete bağlı olursanız olun evinizi veya ofisinizi çok rahat bir şekilde donmadan izleyebilirsiniz.
10. Bulut desteği sayesinde 10 saniyelik olaylarınızı istediğiniz yerden kameranız kapalı bile olsa hemen buluttaki datalara erişebiliyorsunuz. Ücretsiz kullanımda son 24 saatte oluşan olayların 10 saniyelik videolarına erişebiliyorsunuz. Daha fazla kayıt sürelerine ihtiyacınız olursa istediğiniz an uygulama içerisinden bulut kayıt paketlerini satın alabilir veya iptal edebilirsiniz. Diyelim ki tatile gidiyorsunuz veya eve bakacaksınız. O zaman ihtiyacınıza göre bulut kayıt satın alabilirsiniz. 11. Veri güvenliği ile kayıtlarınız tamamıyla güvende. 12. Sınırsız izleme özelliğiyle kameranızı istediğiniz zaman, istediğiniz saat ve istediğiniz dakika izleyebilirsiniz. 13. ve sonuncu maddemiz ise kameranızı mobil olarak kullanabilirsiniz. Evet, mobil güvenlik kamerası. Diyelim ki ben bir depoya gittim ve depoda ne elektrik var ne de internet. Ama ben buranın güvenliğini sağlamak zorundayım. Ve burada da ev hökem tekrardan karşınıza geliyor. Ev hökemin elektrik tüketimi çok az olduğu için elektriğini powerbank üzerinden besleyip internet ihtiyacını da cep telefonunuzdan taşınabilir Wi-Fi hotspot özelliğini açarak ev hökeminizi internete de kavuşturabilirsiniz. Bu şekilde elektrik ve internet olmayan bir yerde mobil olarak ev hökemi kullanabilirsiniz. Bunu hiçbir firma yapmadı ama EvHekem bunu da sunuyor sizlere. Böyle çılgın şeyler yapabilirsiniz aslında. Benim de aklıma gelmemiş değil. EvHekem bunun gibi birden çok daha benim saymadığım veya gözden kaçırdığım birçok şeyi size sunuyor. Ben yaklaşık 1,5-2 haftadır kullanıyordum ve çok memnunum. Gerçekten böyle bir kameranın olması ve benim bundan haberdar olmamam veya sizlerin bundan haberdar olmaması çok kötü bir durum. Ama bu videoyu izlediğinizde EvHekem'i çok seveceğinizden eminim. Evet, EvHekem'in bir de askı aparatı var. İsterseniz askı aparatını da altına takıp da, hatta kutusunda var, askı aparatını da altına takıp duvarınıza da sabitleyebilirsiniz. Ama gerçekten hoş ve tatlı bir ürün. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. EvHekem'in üzerinde bir tane LED var. Bu kırmızı veya yeşil şekilde yanıyor. Bunu yazılımından devre dışı da bırakabiliyorsunuz. Yani tam bir görünmez hale de getirebilirsiniz ev ülkemizi. Ürünün fiyatından sizlere şu anlık bahsetmeyeceğim. Çünkü dolar ve avro kuru değiştiği için ürünün fiyatı da değişebilir. Bu yüzden ürünün resmi firma sitesinden fiyatını öğrenebilirsiniz. Ürünün fiyatını öğrenmek için videonun açıklamalar kısmından hemen ev ülkemi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve abonelik bildirimlerini açmayı unutmayın. Kamera hakkında görüşlerinizi veya sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.